Çeşitli kamuflaj örnekleri. Kamuflaj yapan canlılar sadece karada yaşamazlar. Denizlerde de onları bulmak mümkündür. Bakın, bu balık ilk bakışta bir yosunun içine saklanmış gibi duruyor. Oysa biraz uzaktan baktığımızda gerçek ortaya çıkıyor. Karşımızdaki bir yosun değil, yosun biçiminde yaratılmış bir deniz atı. İlk bakışta bir deniz süngeri gibi görünen bu canlı ise aslında bir balık. Bu dalın üzerinde iki çıkıntı var. Oysa aslında biri kamufle olmuş bir örümcek. Bir tehlike anında tekrar kendini kamufle eden örümcek, gerçek dal çıkıntısından kesinlikle ayırt edilemez. Bu yaprakların arasında da gizlenen bir böcek var. İşte tam burada. Dikkat ederseniz böceğin gövdesinin gerçek bir yapraktan hiçbir farkı yok. Yaprağın biçiminden üzerindeki damarlara kadar her detay kusursuzca yaratılmış. Bu sarı yaprakların arasında da bir başka böcek var. Şimdi onu bulmaya çalışalım. İşte kusursuzca kamufle olmuş böcek. Yaprağın üzerindeyken onu görmek neredeyse imkansız. Böceğin kanadı, sararmış bir yaprağın üzerindeki çürüklere, lekelere varıncaya kadar bütün ince ayrıntılara sahip. Bu da bir bölümü kopmuş yaprak şeklinde bir başka böcek. Şimdi bu canlılardaki kamuflaj tasarımı üzerinde biraz düşünelim. Bu canlıların düşünme yetenekleri yoktur. Hayatta kalmak için bir yaprağa benzemeleri gerektiğini bilemezler. Bilseler dahi vücutlarının üzerine yaprak şekli çizemezler. O halde canlının kanatları üzerinde yer alan ve bilinçli şekilde tasarlandığı açık olan çizim kimin eseridir? Elbette bu çizim bu canlıyı var etmiş olan yaratıcının bir delilidir. Bu canlıyı böylesine harika bir tasarımla yaratan ve bizlere bu şekilde sanat ve kudretini tanıtan yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Dalda sallanan bu cisim, ilk bakıldığında renk ve şekil olarak tıpatıp kuru bir yaprak gibidir. Oysa gerçekte kuru bir yaprak değil, bir kelebek kozasıdır. Allah'ın kendisine verdiği bu mükemmel kamuflaj tekniği sayesinde kozadayken hiçbir savunması olmayan tırtıl, düşmanlarına fark edilmeden gelişimini tamamlar ve yeni bir kelebek olarak yaşama adım atar. Bu beyaz örümcekse çiçeğin beyaz kısmının tam kenarında avını beklemekte. Böylece çiçeğin ortasına konan bir kelebek, bulunduğu açıdan örümceği yapraklarla tek renk bir desen olarak görür. Örümcek o kadar iyi kamufle edilmiştir ki, kelebek kimi zaman hiç farkında olmadan üzerine konar. Şimdi
Şimdi de pembe bir orkide görüyorsunuz. Fakat gördüğünüz bu görüntünün tamamı orkideye ait değil. Orkidenin renk tonları, hatta çiçeklerinin biçimiyle dahi birebir uyum içinde bir başka canlı daha var. Harika kamuflajıyla bir mantis böceği. Şekil, desen ve renk yönünden mükemmel olan bu benzerlik elbette mantis tarafından tasarlanmış değildir. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah bu örnekte bize bir kez daha sanatını göstermektedir. Allah bir Kur'an ayetinde canlıları kusursuz yarattığını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir.